Selam dostlarım. Bugün baya önemli bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Pop antileri. Biliyorsunuz ki Türkiye'de baya antiler var. En başta BTS kanalı tanımayanlar. Olursa resmini koyarım. Biliyorsunuz bu kanal fanlar tarafından kaç kez linç yiyerek kapatıldı. Ve sonunda fanlar kazandı. Bu kanalın sahibi kendisinin büyük olduğunu iddia ediyordu. Tabii ki de bu da bir yalandı. Maalesef ki çoğu maksimum 9 ila 12 yaş. Aralığında çocuklar var ki hala bu grupa antiler. Peki neden? Hadi gelin birazcık onların kanallarını birlikte inceleyelim. Şimdi bu kanalın ismine bakın. Bu kişi maksimum kaç yaşında bilir? Elinizi vicdanınıza koyun ve söyleyin abi. Böyle bir kanal ismi koyan kişinin kaç yaşında olduğunu siz söyleyin. Tamam, o soru biraz ağır mı geldi şimdi de? Bu kanalın açıklamasına bakın bakalım. Ben yorumu bırakıyorum. Gerçekten konuşmak dahi istemiyorum. Tamam, o zaman bir video izleteceğim. Bakın bu videoyu yapan kişi sizce ne kadar küçük? Evet arkadaşlar, gösterdiğim örneklerden de anlayabilirsiniz ki antilerin maksimum 9 ila 12 yaşlarında olduğunu rahatlıkça söyleyebiliriz. Peki bütün antiler, sizlere sesleniyorum. Neden bu kadar nefret besliyorsunuz? Bu grubun başarıları neden bu kadar batıyor? Ne yani, saçlarını boyayıp iki küpe taktıkları için mi? İnsanların zevklerine karışamazsınız, bunu unutmayın. Eğer karışırım diyorsanız o zaman büyüğünde gelin lütfen. Yusuf abimin bir videosundan kesitte kapak olsun. Hayır. Dünyaca sevilmiş şarkıyı sırf o şarkıyı söyleyen insanın tipine göre yasaklayamaz. Yani o adam nasıl gözüküyor? İster kız gibi gözüküyor, ister erkek gibi. Onun şarkısını seviyor mu? Seviyorum. Sen o şarkıyı o adamın görünüşü yüzünden yasaklayamazsın. Yani eğer bu verdiğim örneklerden anlamadıysanız Beyaz Kurt'un bu videosuna bilirsiniz. Linki açıklamaya koyarım. Ya da sadece Enes'in bu videosuna da bakın. Bu da yetmediyse Neon Toprak kanalının bu videosuna da bakmanızı tavsiye ederim. Evet, antiler diyecek laf bulamıyorsunuz. Değil mi? Çünkü doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar. O yüzden lütfen gelip de saçma yorumlar yapmayın, inanın umurumda olmaz. Videoyu özetlemek gerekirse, insanların sevdiği şeylere saygı duymak zorundasınız. Eğer siz duymazsanız biz de duymarız. Haberiniz olsun. Video bu kadardı. Eğer aranızda kıt arkadaşlar varsa, anlamadıysa boş yorumlar yapmasınlar. Sizleri çok seviyorum. Bayramınız kutlu olsun.